Reşit açık açık söylemedi ama ben sesini dinledim. Dükkanı baştan aşağı yenilenmiş. Nereden buldu o kadar parayı o pinti herif? Ben sana kızın babasıyla konuş dedim. Kim bu berber Reşit? Tanımam etmem. İyisin hoşsun Yasin ha. Ama bu kız işine elini yüzüne bulaştırdın, kabul et. Parayı yemişlerse gelip kızı ikna etmek için konuşmazlar da şimdi. Kız elimizde kaldı. Peki şimdi ne yapacağız? Abimin gelmesini beklemekten başka çaremiz kalmadı. Her şeyi anlatacağız gelince. Kızın ne mal olduğunu anlayınca da 1000 lirayı falan gözü görmez onun. Koy verir kızı kapının önüne. Anlat bakalım kız. Çiftlik nasıl? Güzel mi? Güzel. Güzel ama. Aması ne? Beni babamın evine geri gönderecekler Bahize. Kız sen ne diyorsun be? Bir şey olur mu canım öyle şey? Çocuk oyuncağı mı bu işler? Çiftlikte kalabilmem için Zaloğlu ile evlenmem lazım. Derimi yüzseler de evlenmeyeceğim. Atın yerini eşeği bağlamam ben. Ne yani? Kemal hapisten çıkınca gelip seni alacak mı sanıyorsun? Kızım sen aptal mısın? Oğlan bir mektupla her şeyi sildi, attı. Sen hala onu düşünüyorsun. Öyle gücüme gidiyor ki bak sen. Ben bunları hak edecek ne yaptım ona? Elinin körü. Bırak artık şu Kemal'i düşünmeyi. Başına devlet kuşu kondu, farkında değilsin. Bırak Allah'a sen, babam giller gibi konuşma. Kızım beni bir dinle. Aklını kullanırsan eğer, Kemal'den de, seni üzenlerden de öyle bir intikam alırsın ki cümle alem şaşar kalır. Nasıl? Nasıl mı var? Dümeni doğruca Muzaffer Bey'e kıracaksın. Ben onu sevmiyorum ki. Bak hala sevmek diyor soykan. Kızım, sevgi, aşk bunların hepsi gelip geçici. Önce istikbalini sağlam bir kazağa bağla bakalım. Ondan sonra sen istemesen de aşk meşk arkasından gelir zaten. Ben sevmediğim, aşık olmadığım adamla evlenemem. O adam Muzaffer Bey ise bal gibi de evlenirsin. Hadi ağam, sağlığına. Sağlığına. Oh. Demek Yasin para istedi ha? He. Yasin istediyse Muzaffer Bey istedi demektir. O vakit geri vermemek olmaz ki. İşler senin bildiğin gibi değil Hamza. Bugün Yasin laf arasından Muzaffer Bey Ankara'da dedi. Yani senin anlayacağın Muzaffer Bey'den habersiz yiyor bu altı. Ah ulan, şu çiftliğe bir yerleşsek var ya, o vakit geçeceğim Muzaffer'in 8 silindirlisin direksiyonla doğru İstanbul'a. Yanlış düşünüyorsun Hamza, yanlış. Sen de baban gibi vırrık kapmak peşindesin. Ne gibi ben mi? Büyük düşünmen lazım evladım, büyük. Senin o Cemşir baban da tutturmuş bir çiftliğe çiftçi başı olacağım diye. Ya. Çiftliğin hanımı olan bir kızın babasısın. Diyelim ki senin dediğini ettik. Büyük düşündük. Ya Güllü Muzaffer'i kapalamayı beceremezse? Becerecek. Niye becerecek biliyor musun? Niye? Kemal yüzünden. Sırf Kemal'den intikam almak için yanaşacak Muzaffer Bey'e. Muzaffer Bey bir gelsin, hepiniz görürsünüz.
Hayırdır muhtar? Bu ne hal? Sorma. Az önce haberini aldım. Muzaffer Bey partiden istifa etmiş. Devam etmiş. Nasıl? Yok canım. Devam durdu. Vay vay vay. Ben dememiş miydim size Muzaffer Bey bu işin kolayını bulur diye? İster misiniz bizim partiye giriversin? Ne? Bizim partiye mi? Biz tek mil onun şerrinden kaçtık be. Bize hesap sormadan nereye geliyor Celal emmi? Deli misin ya? Deli miyim, değil miyim? Yakında görürsünüz. Allah kurtarsın. Ben gene gelirim. Hadi. Mustafa, büyük çiftçi Muzaffer Bey değil mi o? O ya. Ne arıyor bu Paşazade'nin arabasının içinde? Demokrat Parti'ye geçmiş diyorlar. Duymadın mı be kardeşim? Hadi canım. Rüyamda görsem inanmam. İster inan, ister inanma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.